Merhaba arkadaşlar, ben Mixup.com'dan Berk Öztürk. Enstrümanları Tanıyalım video serisinin bir başka bölümünde daha beraberiz. Karşımızda Toxic Biohazard var. FM Synthesis ve Subtractive Synthesis tekniklerini uygulayabilirsiniz. Ancak genel olarak FM Synthesizer olarak bileceksiniz bu enstrümanı. Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar lütfen eğer izlemediyseniz Citrus videomuzu izleyin. Citrus videosunda çünkü FM Synthesizer'ları nasıl çalıştığını anlattım. Yani baştan FM Synthesizer'ları nasıl çalıştığını anlatmak istemiyorum. Yani bu videoyu Citrus'un devamı gibi düşünebilirsiniz. Citrus ile güzel bir FM Synthesizer temeli atın. O videomu izleyin. O videoda güzel bir şekilde anlatıyorum her şeyi. Ondan sonra bu enstrüman ile FM Synthesizer'da bir enstrüman daha görmüş oluruz. Şimdi programa başlayalım arkadaşlar. 6 tane oscillator'ımız var. İlginç, 6 tane var. 1. 2. 3. 4. 5. 6. diye ilerliyor. Buradan oscillator'ın listelerini görebilirsiniz. Yandaki ok ile copy paste yapabilirsiniz ve reset yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarınızı oscillator'lar arası taşıyabilirsiniz. Burada waveform selector'ımız var. Enable, disable yapabiliyoruz. Waveform selector'ımız var. Custom, yani kendi wave'lerimizi yükleyebiliyoruz buraya. Pitch ayarımız var. Detune edebiliyoruz sesimizi. ADSR, envelope kontrollerimiz var. Oldukça basit kontroller. Frequency offset kontrolümüz var. Velocity ne kadar hassas olduğunu buradan ayarlayabiliyoruz. Velocity sensitivity buradan ayarlanıyor. Burada da init altta bir kontrolümüz var. Bu ses başladığı zaman ki amplitude'una karar veriyor. Yani attack gibi düşünebilirsiniz. Sadece nasıl bir amplitude'da başlayacağını karar veriyoruz. Ben bunu yine fazla detay kaçırmışlar diye düşünüyorum. Burada kullanışlı olabilecek şeyler. Free running modu var. Free running modu vintage synthesizer'ları, yani analog cihazları, o eski vintage analog cihazları canlandırmak için yapılmış. Her notaya bastığınız zaman ses sabit olmaz. Fazla değişiklikler olabilir, yani farklı bir noktadan çalmaya başlayabilir. Bu şekilde sese biraz rastgelelik katar, varyasyon katar, bir nevi canlılık katar. Bunun için free running modunu uygulayabilirsiniz. Bunun dışında basit oscillator 1 için phase kontrolümüz var. Sesin buradaki waveform'un neresinden başlayacağını seçebilirsiniz. Biraz kurcalarsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu kontrollerin aynısı buradaki gördüğümüz yerlerde 6 kere tekrarlanmış. Zaten bu şekilde arayüzün büyük bir kısmını bitirmiş oluyoruz yani. Hatta üst kısımları da basit bir şekilde anlatayım. Çünkü üst kısımda çok işimiz olmayacağız. Transpose edebiliriz sesimizi. Monofonik mi olacak? Yoksa buradan seçebiliyoruz. Bakalım. Ancak şu anki sesimiz bence monofonik için uygun bir ses. Bence değiştirmeye lüzum yok. Yani birden fazla nota basılmasın bu seste. Uygun bir ses değil öyle bir şeye. Polifonik olmasın. Buradan unison ayarımız var. Kaç voice ekleyeceğiz? Unison detune yapabiliyoruz. Unison panning stereo spread olayını ayarlıyor ve glide ekleyebiliyoruz. Glide süresini abartı yapayım ve glide modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Mesela band ST yapalım. Biraz aşırı bir örnek oldu. Bu şekilde glide çeşitleri arasında geçiş yapabilirsiniz ve sizin için hangisi uygun olduğunu seçebilirsiniz. Attack, decay, sustain, release kontrolümüz var. Basit amplitude, envelope kontrolümüz. Velocity curve, yani bunun da biraz eğer velocity modulation vesaire yapıyorsanız kurcalayabilirsiniz. Curve'ını ayarlamak için drive ekleyebilirsiniz. Ve master volume kontrolümüz var. Burada preset selector'ımız var. Options'a ulaşabiliyorsunuz. Buradan preset seçebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bu
yüz kısımları bitirelim çünkü asıl yerlere geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi zaten arayüzün büyük bir kısmını bitirdik. Ortadaki kısma geçiyorum hemen. Ortadaki kısım arkadaşlar Citrus'taki gibi basit bir modulation matrix. 6 tane oscillator'ımızı hem yatay hem dikey şekilde görebiliyoruz. Oldukça basit bir şekilde arkadaşlar. Atıyorum. İkinci oscillator, birinci oscillator'ı modulate etsin. Buradan yukarı kaydırıyorsunuz. Ne kadar, yüzde kaç olması istiyorsanız. Birinci oscillator, ikinci oscillator'ı modulate etsin. Bu arada Producer Edition'da demo olarak geliyor bu enstrüman. Birinci oscillator, ikinci oscillator'ı modulate etsin. Hemen kaydırıyorsunuz. Aynı Citrus videosunda anlattığım gibi. Üçüncü oscillator kendisine feedback yani. Feedback olacak bu sefer. Burada %12'lik bir modulation yapılsın diye ayarlıyorsunuz. Aynı size Citrus'ta anlattığım gibi oldukça basit bir modulation matrix. Biliyorsunuz frequency modulation'da oscillator'lar birbirlerine, operator'lar birbirlerine modulate ediyor frekansını. Bu şekilde çalışıyordu. Modulate edenler modulator, modulate edilenler de carrier'da. Aynı zamanda carrier'lerde modulator görevi görebiliyordu. Bunların hepsinden bahsetmiştik. Aynı olay, her şey aynı. Burada ne yap yerine sadece numaralarımız var. Yüzdesini buradan ayarlayabiliyoruz. Altında mix kısmımız var. Buradan ne kadar duyulacağını seçebiliyoruz ve pen yapabiliyoruz arkadaşlar. Eksi ve artılık. Buradan sağ ve sol kanalları yönlendirebiliyorsunuz ve LFO miktarını buradan seçebiliyoruz. LFO'ları buradan ne kadar yüzde olarak ne kadar etkileyeceğini ayarlayabiliyoruz. Ve aşağıya geldiğim zaman Master Pitch Modulation var. Pitch Bend seçebiliyoruz gibi gibi kontrollerimiz var. Mesela LFO 2 için buradan yüzde ayarı seçebiliyoruz. Free Running modunu açarsanız, Sync yaparsanız gibi gibi kontrollerimiz var. Sıfıra getiremedim bir türlü. Yani bu şekilde oldukça basit bir kısım. Aynı Citrus'taki gibi yapılmış. Sadece arayüz farklı. Tekrardan dediğim gibi oscillator'ları buradan operator demeye alıştık Citrus'tan. Oscillator'ları buradan birbirlerini modulate ediyorsunuz. Mix knob'ları artık buradan ayarlayabiliyorsunuz. Panning yapabiliyorsunuz. LFO istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Buradan da master pitch modulation'larınızı yapıyorsunuz. Ve bu şekilde modulation kısmı da bitiyor. Hazır LFO'dan bahsettik. LFO'lara da geçelim. Arkadaşlar iki tane LFO'muz var. Oldukça basit. LFO shape'ini seçiyoruz ve custom olarak yükleyebiliyoruz. Basit sine wave olabilir. Hiç fark etmez. Sync arkadaşlar. Temposunu seçiyoruz. LFO'nun low frequency oscillator'ın temposunu seçiyoruz. Basit veya buradaki speed knob'ıyla ayarlıyoruz. Buradaki speed knob'ıyla aynısı arkadaşlar. Burada da mevcut. Ve bunlar için de tabii ki free running modu mevcut. Burada görebilirsiniz. Burada MIDI ekrana geçtiğiniz zaman arkadaşlar MIDI mapping kısmına geleceksiniz. Mesela mod wheel buradan seçiyorsunuz. Yani sizin bağladığınız MIDI cihazına bağlı. Şu an bende MIDI cihaz bağlı değil. Yani aftertouch olabilir, pitch wheel olabilir, mod wheel olabilir. Seçtik mod wheel. Zaten en çok kullanılan bunlar yani. Belki velocity vesaire kullanılabilir. Tamam seçelim biz. Mod wheel olsun. Neyi kontrol etsin? Filter cutoff'u kontrol etsin. Ne kadar? Amount yani miktarı ne kadar olacak? Buradan kaydırarak ayarlıyoruz. Ve mod wheel oynattığımız zaman filter cutoff açılıp kapanacak. Yani oldukça basit modulation. Buradaki sequence ekranı hiç başarılı bulmuyorum ben. Çok flexible yani esnek. Ancak arayüz hiç güzel değil. Yani anlaması zor biraz. O yüzden başarılı bulmuyorum. Burada hemen baktığımız zaman dual mode seçili dikkat ederseniz. Dual mode iki farklı sequencer elde etmemizi sağlıyor bağımsız. Ping pong bittiği zaman başa dönmesini sağlıyor. Swing bildiğimiz swing ekliyor. Ve random da rastgele bir sequencer yapmasını sağlıyor. Peki sequencer'dan bahsettik bu kadar. Nasıl bir şey dinleyelim. Duyduğunuz gibi ses sequence edilmiş. Kapatırsak ses sabit. Sequencer'ı tekrar açalım. Burada arkadaşlar mesela -12 ardından tamam -12 dedik sesin pitch'i artıyor azalıyor. Burada ama sus var. Bu ne? Sustain arkadaşlar. Notanın orada sabit kalmasını sağlıyor. Dinleyelim.
Saz seni eğer açarsam duyduğunuz gibi sabit kalıyor. Mesela sesin sekansörün başlangıcını değiştirelim buradan. Hatta artılı bir değer yapalım. Artı 12 yapalım. Bunları eksi bir değer yapalım. Yani oldukça basit arkadaşlar. Burada bizim adımlarımız var. Gördüğünüz gibi. Bu adımlara sequencer'ı nasıl yapılacağını seçiyoruz. Ancak arayüz ilk başta başlarken biraz anlamayı zorlaştırabiliyor. Tekrardan bir şeyler yapalım. Ses kalın başlasın. Şunun gitmesini beklerim. Sıkıntı değil arkadaşlar. Eksili değerlere gidelim. Kalın başlamasını istiyorum sesin. Sus sinüs yine. Mesela burada ince yapabiliriz. Oradaki bir anlık incelmeyi duyabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kendi sequencer'larınızı yaratabiliyorsunuz. Oldukça basit ancak arayüz hiç başarılı değil. Yani biraz karmaşık. İlk bakıldığı zaman anlaşılmıyor ki ilk olarak ben de baktığım zaman kurcalamadan önce ben de anlamamıştım yani dürüst konuşayım. Sonra bir iki kurcaladıktan sonra gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde anlaşılıyor. Bu şekilde arkadaşlar ortadaki ekranımızı da bitirmiş oluyoruz. Modulation'larımızı buradan yapıyoruz. Mix pan kontrolleri, LFO'muz, master pitch modulation'larımızı buradan yapıyoruz. Pitch modulation'lar, midi mapping buradan yapılıyor. Sequencer buradan yapılıyor ve bu şekilde buradan itibarenki kısımların hepsini bitiriyoruz ve aşağıya geçiyoruz. Aşağıda arkadaşlar filter'ımız var. Filter modu, low pass, band pass, high pass, yani bütün artık ImageLine'ın enstrümanlarında olan şeyler, yani anlatmaya bile aslında gerek duymuyorum. Yani filter envelope'ımızı seçiyoruz, amount'unu seçiyoruz, cutoff kontrolümüz var, filter cutoff resonance, keyboard tracking, velocity tracking, işte basılan notaya göre cutoff'un açılıp kapanması, artık bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Bunları çünkü synthesis video serimizde hepsini anlatacağız zaten. Ancak ben yine de her videoda azar azar anlatıyorum bunları. LFO miktarını seçebiliyoruz. Yani LFO burada arkadaşlar filter'ımızı kontrol etmeyi sağlıyor. Böyle dubstep bass'leri vesaire yaratabilirsiniz. İşte basit ADSR kontrolümüz var. Filter envelope'umuzu buradan seçebiliyoruz. Filter miktarını, modunu seçebiliyoruz. LFO amount'unu buradan ayarlayabiliyoruz. Ne kadar etkileyeceğini. Velocity tracking, velocity'ye göre filter'ın açılıp kapanması, yüksek notalarda daha tiz, düşük notalarda daha kapalı gibi, yani o tarz bir etki yaratabilirsiniz. Keyboard tracking var. Resonance'ımızı ve cutoff'umuzu ayarlayabiliriz. Resonance'ı orada duyabilirmişsiniz diye umuyorum. Basit bir filter, yani kurcaladıkça vakit kaybediyoruz. Oldukça basit filter kontrolümüz burada mevcut. Filter envelope'umuz, EG miktarımız, LFO miktarımız, velocity tracking, keyboard tracking, resonance ve cutoff kontrollerimiz mevcut arkadaşlar burada. Altında arkadaşlar equalizer mevcut. Equalizer gördüğünüz gibi yine oldukça basit. Buradan çeşitli bandler ile kontrol edebiliyorsunuz equalizer'ı. Düşük frekanslardan yüksek frekansa kadar. Buradan açıp kapayabilirsiniz. Yani oldukça basit. Anlatmama bile gerek yok. DSP kısmına geldik. Buradan delay, chorus, reverb, flanger, phaser, lo-fi tarzı DSP efektlerinizi ekleyebilirsiniz. Yine aynıları burası için de geçerli. Buradaki mavi butonlara basarak açıp kapayabilirsiniz. Ayrıca siz efektleri değiştirdiğiniz zaman kontrollerde mantıken değişiyor. Bunları aklınıza bulundurun. Tek tek dinletebilirim size. Basit delay efekti, chorus.
Chorus efektimiz reverb, yankı biliyorsunuz, flanger, phaser. Phaser'dan da enstrümanları tanıdığım serisine bahsetmiştim. Harmor olması lazım bahsettiğim video. Lo-fi efektimiz var ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar DSP efektlerimiz var ve bu şekilde ses dizaynını bitirebiliyorsunuz. Tekrardan kontrol etmek isterseniz 6 tane oscillator'ımız var. Oscillator kontrollerimiz envelope'uyla, frekans kontrolleriyle, waveform kontrolleriyle. Bu oscillator'ları birbirleriyle modulate edebiliyoruz bu ekrandan. Seviyelerini, panlerini, edefon miktarlarını ayarlayabiliyoruz. MIDI ekranından MIDI mappinglerimizi yapabiliyoruz. Sequencer'dan da sequencer ekleyebiliyoruz. Aşağıdan 2 tane LFO'muz var. LFO ekleyebiliyoruz. Envelope'umuz var. Bu envelope da LFO ile modulate edilebiliyordu. Aşağıda equalizer'ımız var son dokunuşlar için ve sağ ve sol tarafta DSP efektlerimiz var. Oldukça basit. Yani ben anlattıkça buradaki arayüz gözünüzde küçülmeye ve gözünüzde kolaylaşmaya başlıyordur diye umuyorum. Oldukça basit bir enstrüman arkadaşlar. Citrus videosunda anlattığım gibi FM sintezisi anladıysanız oldukça basit gelecektir size. Diğer kontroller zaten yani tırt denilebilecek şeyler. Yani grafik equalizer gördüğünüz gibi basit DSP efektlerimiz. Low frequency oscillator hepsinde var zaten gibi kontrolümüz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.